Açık Lise TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. EKOK sorularıyla karşınızdayız. Hepsini doğru çözecek. Ya yapma, hepsini yıkma bana abicim. EBOB EKOK problemleri. Sorunun ilk önce şunu karar vereceğiz. Diyeceğiz ki bu soru EBOB sorusu mu, EKOK sorusu mu? Sorunun EBOB ya da EKOK problemi olduğunu anlayalım. Parçadan bütüne gidiyorsa... Parçadan küçükleri bütüne, birleştirip büyük yapacak. Yani kat demiştik, evet. Bütün demiştik. O zaman bu EKOK. Hemen diğerine geliyorum. Bütünden parçaya gidiyorsa EBOB. Bu da bölme işi. EBOB. Bölünüyor, parçalanıyor, EBOB. İki. İkinci kural. Bulunan EBOB ya da EKOK yeni oluşan şeklindeki bir ifadenin bir kenarı olabilir. Yani bir bahçenin buluyorsunuz. Küçük parçaları ağaç dikmiş. Bir şeyi. Bir aralığı olabilir. Ağaç dikmeye bu giriyor. Ha. Alanlara bu giriyor. Bir adeti olabilir. Bunu çoğaltabilirsin. Yani yeni oluşan şeklimizin bir kenarı. Bir adeti, bir aralığı diyoruz. Ve son olarak üçüncüsü. Bizden zaten sorularda ne isteniyor? EBOB ya da EKOK kaç tane adet. İşte ağaç, kaç tane ağaç dikilir? Kaç parça oluşur? Adet. Adeti de arkadaşlar çevre aralık. Yani ağaç dikme işinde bunu kullanıyorum. Alanlara bölmede büyük alanı küçük alana bölüyorum. Hacimleri büyük hacmi küçük hacime bölüyorum. Bizden de toplam adet verilince bunlarla ilgili bir tane örnek yaptık. Toplam adeti bir adete bölüyorum. Şimdi geçtik. Örneğin 60, 70, 80 kilogram ağırlığında un, şeker ve pirinç küçük poşetlere, poşetler şeklinde eşit poşetlere bölünecektir. Dikkat edin. Bölme işi var. EBOB. Ve eşit. Eşit olması arkadaşlar bu sorunun EBOB sorusu olduğunu gösteriyor. Hocam bizim öğrencilerimiz artık hızlı hızlı bölmeyi öğrendi. 60, 70, 80. EBO bunu artık hızlıca alabilirsiniz. O zaman her birine dikkat edin. 0 var. 10'a bölüyorum. 6, çok güzel. 7, 8. Başka böleni var mı? Yok. Yok. Ortak. O yani. Halde ortak olan 10. Bu soru ne sorusuydu? EBO. EBO sorusu. O zaman sevgili arkadaşlar. Raşit Hoca hemen yapacak şimdi. Ne demiştik? Toplam adeti bir tanenin ağırlığına bölsek bize adeti verir. Kaç poşete ihtiyacımız var? Yani 6 tane buna, 7 tane buna ve 8 tane buna olmak üzere 21 tane poşete ihtiyacımız var dedi. Dur hocam, alacağım, alacağım inşallah. Geldik şuna. Boyutları 20 ve 30 santimetre olan fayansları kullanarak kare şeklindeki bir odanın tabanı kaplanacaktır. Ha, küçüklerden büyüğe gidecek. En az kaç tane fayansa ihtiyaç vardır? O zaman sorumuz bizim... EKOK sorusu doğru mu? Evet. O zaman hemen diyorum ki 20 ile 30'un yine kısa yoldan yapalım mı hocam? Vallahi iyi olur abi. 10'a böldük. 2, 3. 2, 3. EKOK olduğu için hepsini bulacağım. Devam diyor yani 2. 2'ye böldük 1. 3'e böldük 1. O zaman EKOK'un şu sayıları çarptığımız zaman EKOK 20, 60 mı çıkıyor? Aynen. Şimdi bakın arkadaşlar küçük fayansları... Fayansa benzettik ama birleştirerek neyi oluşturdum? Hop, kare şeklinde büyük bir oda. Ve bu bulduğum EKOK benim odanın bir kenarı. Yine alan olduğu için arkadaşlar adet kaç adeti ya da kaç tane fayansa ihtiyacım alan var? Şimdi yani. Büyük alanı 60-60. Küçük alana böleceğim. Bunun bir tanesi 20, bir tanesi 30 değil miydi? Aynen. 20 ile 30'a. Burada da biraz uyanıklık yapıyorum. 0'ı böldüm. 6'ı 2'ye böldüm. 3 tane. 6'ı 3'e böldüm. 2 tane. Toplam kaç tane ihtiyacımız varmış? 6 tane. 6 taneye ihtiyacımız var. Geldik şuna. Eni 40 metre ve boyu 70 metre olan bir tarla eş karelere eş kare olduğu için bu bir EBOB sorusudur. EBOB sorusu. Kaç kare tarla oluşur? Of. Hocam bizim zaten büyük bir şey değil miydi bu? Küçük tarlalara böleceğiz. 40-70. Miras. Bunu ne yapacağız? Küçük küçük. Yani miras düşünebiliriz. Bu şekilde gelmiş. Böleceğiz. O zaman diyorum ki 40 ile 70'in EBOB'unu bulacağım. 10'a böldük. Yine 10'a bölüyorum. Bakın 0, 0. 4 kaldı, 7 kaldı. Parçalık ortak böleni yok. Yok. O zaman bizim her bir küçük karenin bir kenarı 10 santim. Aynen. O zaman adeti bulmak için ne yapıyoruz? Büyük alanı 40 çarpı 70'i küçük alana parçalıyorum hocam. 0, 0, 0, 0. 4 kere 7. 28. Süpersin hocam. Hemen al bakalım. Evet, az kaldı, az kaldı. Hocam bu çok uzun görünüyor. Evet, bunu da Raşit hocamız çözecek sevgili boyutları arkadaşlar. Boyutları 3, 4 ve boyutları 3, 5.
ve 6 santim olan bir dikdörtgenler prizmasını kullanarak küp oluşturmak istiyorum. Geometrici olduğun ne kadar belli. Direkt 3-5'i görünce 4'e yapıştırdın. Ya, 4'e gidiyordum. En az kaç dikdörtgenler prizmasına ihtiyacım vardır diyor arkadaşlar. Ne sorusu abi bunu? Bu küçükten büyüğe gidiyor. O zaman ekok sorusu abi. Nereden anladı burada? En az. En az. Ama bu yanıltıcıdır. Önce 3-5-6'nın ekokunu bir bulayım. 3-5-6. Ne güzel sayılar vermişiz. Vallahi ya 2'ye böl 3. 5-3. 3'e böl 1-1. 5'e aşağı indirdim. 5'e böldüm 1. Demek ki bu sayılarımın ekoku çarpıyorum direkt. 30. Bakın dostlar bu bir dikdörtgenler prizması. Yani hacimli işim var burada benim. Hı-hı. 30 çarpı 30 çarpı 30. Bir kenarı hacim 30'du. Bütün kenarları çarpı arkadaşlar. Yani taban alanı çarpı yükseklik. Hı-hı. 3 çarpı 5 çarpı 6 böldüm 10. Böldüm 6. Böldüm 5. 300 tane neymiş? Küçük dörtgenler prizmasına ihtiyacım varmış. Ve bir kural arkadaşlar, pay ve payda şeklinde verilen ifadelerde, yani rasyonel ifadelerde ekokunu hesaplamak için üstün ekoku, altın ebobun. Altında ebobun oluyor. Geliyor mu açıkçası da? Yani hocam, yani gelme ihtimali çok şeydi ama böyle sorularda kullanabiliriz. Şundan dolayı. Şimdi örneğimize bakacak olursak yan yana bulunan iki okulun zilleri biri 1/2 ve 1/4 saatte bir çalmaktadır. Tamam. Ha şimdi bunu biz 1/2 saate 30 dakikaya çevirebiliriz. Ama bazen çevirmeyecek sorular verirse bunu kullanmak daha iyidir. Saat 9'da ilk kez beraber çaldıktan sonra ikinci kez saat kaçta beraber? Bakın katları şeklinde katlanarak gideceği için. Bu bir ekok sorusu. Aynen öyle. O zaman diyorum ki ben ekok neyi bulacağım? 1/2 ile 1/4'ü bulacağım. O zaman kuralımız neydi? Üstün ekoku. Altın ebobu. 1 ile 1'in ekoku. Altında ebobu. Ebob. 2'ye 4. Arkadaşlar 1 ile 1'in ekoku 1. 2 ile 4'ün ekoku. İkisinin ortak benzeri var. 2. Şey, ebobu 2. Böylelikle 1/2 saat. Hocam istersen şöyle diğer yöntemi de çözsek mi? Şöyle yapalım. Burası 1/2 saat. 1/2 saat. 30 dakika. 1/4 saat. 15 dakika. 15 dakika. Bunların katları kadar zamanda yine ortak yapacaklardır. Ben diyorum ki bunları bir şey yapayım. 2'ye böleyim. 2'ye bölsek. 15. 15. 3'e bölelim 5. 5. 5'e bölelim 1. Bakıyorum arkadaşlar ne yaptı burası? 30. 30. 30 dakika sonra yine birlikte çalacaklar. Ya yanlış yazdım. 9.00'da ilk kez çaldılar. Bir de 30 dakika sonra 9.30'da birlikte çalarlar. 1/2 saat zaten 30 dakika demek. 9.30'da çalarlar. Ve böylelikle bitirdik. Bitirdik. Görüşmek üzere. Başarılar.